Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir, diyor bir arkadaşımız. Şimdi öncelikle hayatın böyle bir matematiği yok. Yani bu çok sınırlı, çok ama çok sınırlı bir bakış açısı. Mesela eskiden TRT'de bir dizi izlerdim. Dizinin kahramanı Arsène Lupin'di ya da Arsène Lupin. Çok sonradan onun bir roman kahramanı olduğunu da keşfetmiştim. O romanlarından birkaç tanesini de okumuştum. Fransız bir yazarın, Maurice LaBlanche'tı sanırım. Şimdi Arsène Lupin son derece beyefendi, centilmen, yakışıklı, güzel konuşan, kibar. Yani adeta yüksek zümre sosyetedeki kadınların böyle etrafında pervane olduğu, fır döndüğü bir karakterdi. Ama hırsızdı. Yani çelişkiye bakın. Ya da biz bunu çelişki olarak görüyoruz. Çünkü bakıyoruz adam dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde, iki tanesinde okumuş, işte gelmiş devletin en yüksek kademelerine çalışıyor. Fakat bizim oy vermediğimiz partide, üstelik rüşvet almış, kendi akrabalarını kayırmış ve biz de durup, "Yahu sen gel böyle mükemmel, muhteşem yerlerde oku, harika bir kariyerin olsun, gel de böyle şeylere tevessül et," diye düşünürüz, aklımızdan geçiririz. Ama bu bizim kurduğumuz mantıktır, prensiptir, dünya anlayışıdır. Bizim hayata anlam verme biçimimizdir. Bu yüzden bizim kurduğumuz gerçeklikle hayattaki insanların sebep olduğu, yarattığı gerçeklik arasında bir uçurum vardır, bir çelişki vardır. Bu çelişkidir bizi zaten adeta ters köşe yapan. Bizim gerçeklerimizle ya da bizim inandıklarımız, inanmak istediklerimizle hayattaki olaylar, olgular örtüşmediği zaman zaten orada bocalamaya başlıyoruz. Yani işin özü şu: okumakla düzgün davranmak arasında aslında herhangi bir alaka yoktur. Sadece biz okuyan insanların, cahil olmayan insanların medeni davranmalarını bekliyoruz. Oysa öte yandan biliyoruz ki hani derler ya, dahilikle delilik arasında ince bir çizgi vardır. Baktığımız zaman dahi niteliğindeki insanları sosyal ilişkilerinin son derece kötü olduğunu da görüyoruz. Yani çok bilgili olmak, cahil olmamak, çok düzgün bir vatandaş, insan olmak anlamına gelmiyor. Bu yüzden kendi bildiklerimizi, kendi gördüklerimizi, kendi hayat anlayışımızı aslında şöyle bir ters düz etmeliyiz, gözden geçirmeliyiz. Ondan sonra yeni bir duruş sergilemeliyiz.